Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Az önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve üyelerinin oy birliğiyle dosya bir kez daha Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Kabul etmiyoruz. Bu karar yok hükmündedir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci ihlal kararında açık muhatabın İstanbul 13. Ağır Ceza olduğu tespit edilmiş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci ihlal kararında hukuka aykırı keyfi tutum ve davranışların anayasal düzeni askıya almak olduğu ve bunu yapan ilgililerin cezai, hukuki ve idari sorumluluğunun bulunduğu tespit edilmiş durumda. Bu lafın muhatabı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleridir. Daha önce suç işliyorlar demiştik, hala aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Bu kararı tanımıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararı madde 153 uyarınca uygulanması zorunlu ve kesin bir karar. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili herhangi bir karar verme yetkisi yoktur. Muhatap İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Verilen kararı itiraz edeceğiz ve biliyoruz ki İstanbul 14. Ağır Ceza bu hukuksuz kararı bozacak ve ortalama bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi Anayasa Mahkemesi tanınacak, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının gereği yerine getirilecek, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu ortaya çıkacak, Türkiye'de ortalama bir yurttaşın hukuk güvencesinin olduğuna dair bir işaret verilecek diye umuyoruz. Bir kez daha tekrarlıyoruz. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri sabah 9.30'dan bu yana karar yazıldı, yazılacak, yazılıyor, görüşüyoruz, müzakeredeyiz diye bize haber gönderen, gerekçe bekliyoruz diye bize haber gönderen başkan ve üyeleri suç işliyorlar. Suç işlediler. Bu kararı tanımıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Yok hükmündeki bu karara karşı gerekli her türlü girişimde bulunacağız. Muhatabımız burasıdır. Muhatabımız İstanbul 13 Ağır Ceza'dır. Hukukun gereğini yerine getirecekler. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanıyacaklar. Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğini yerine getirecekler. Teşekkürler. Evet, 10 saattir burada beklemekteyiz hep beraber. 10 saatin sonunda yaza yaza 2,5 sayfalık bir evraka imza atmışlar. Elimizdeki karar bir mahkeme kararı değildir. Yukarıda bu karara imza atan 3 kişi cübbe giymiş olsa da hakim falan değildir. Bu 3 kişi suçludur. Anayasaya karşı suç işlemişlerdir. Anayasa Mahkemesi'nde anayasayı da tanımıyoruz demişlerdir. Anayasal rejime karşı baş kaldırmışlardır. Bu 3 hakimin derhal bu gece HSK tarafından açığa alınması gerekmektedir. Yerlerine yeni hakimler görevlendirilerek bu karar yeniden değerlendirilmek zorundadır. Böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik olamaz. 2,5 sayfa yazdık demek 10 saattir iktidardan talimat aldık demektir. İktidar partisinden onun küçük ortağının talimatlarıyla hareket ediyoruz demektir. Onun Yargıtay'daki temsilcilerin talimatıyla biz bu karara imza attık demektir. Anayasa Mahkemesi yok demektir, anayasa yok demektir. Siz bunları tanımıyorsanız biz de sizi tanımıyoruz. Hakim falan değilsiniz, birer emir edisiniz. Değerli arkadaşlar, her zamanki gibi söylenmesi gereken sözü burada toplanan yurttaşlar söyledi. Karşı karşıya olduğumuz şey bir mahkeme kararı değildir. Yaşadığımız şey bir hukuk süreci falan da değildir. Biz bu konuda bugüne kadar üzerimize düşen her şeyi yaptık. Ben buradan sesimizin ulaştığı, bize bugüne kadar desteğini, dayanışmasını gösteren bütün yurttaşlarıma yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bütün basın emekçisi arkadaşlarıma harcadıkları emek,
Doğruyu, gerçeği yurttaşlara ulaştırmak için harcadıkları çaba için yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada bizimle birlikte olan tüm siyasi partilere, tüm demokratik kitle örgütlerine, tüm hukuk kurumlarına, bu ülkede emeğiyle, alın teriyle, onurunu yaşayan ve bu mücadelede yan yana durduğumuza inandığımız herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve hepimiz birbirimize karşı borçlu olduğumuzu, sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Belli ki bu ülkede iktidarı ele geçirmiş olanlar bu iktidarlarını sonsuza kadar sürdürmek üzere her tür hukuksuzluğu, her tür pervasızlığı yerine getirmekte kararlılar. Ama unuttukları bir şey var. Bir kez daha öğretmek zorunda olduğumuz bir şey var. Bu ülkede bütün özgürlükler halkın mücadelesinin eseridir. Bu ülkede hukuk bizim mücadelemizin eseridir ve biz onlardan daha inatçıyız. Asla teslim olmayacağız. Biz bu ülkeye güveniyoruz. Biz bu ülkenin yurttaşlarına güveniyoruz. Bu ülkede birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip olsa da ortak paydada bir araya gelebilecek siyasi partilerin hepsinin yöneticilerine, üyelerine, seçmenlerine güveniyoruz. Biz bu ülkede hukukçulara, bu mücadeleyi sürdüren avukat arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ve eninde sonunda bu bize karar diye gönderdikleri hiçbir hükmü olmayan belgelerin tarihin çöp sepetindeki yerini alacağından adımız kadar eminiz. Şimdi bir pervasızlığa imza atılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı çiğnediklerini kendilerine tebliğ ettiği mahkeme, ben bilerek ve isteyerek aldığım talimat gereği anayasayı ayaklar altına almaya, çiğnemeye devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin yapamazsın dediği şeyi yapmakta ısrar ediyorum dediği bir noktada hukuku sağlamak, adaleti sağlamak, yurttaşlar, sesimizin ulaştığı herkes, hepimizin ortak görevidir, ortak sorumluluğudur. Şimdi açıkça söylüyoruz. Bir adım değil, yarım adım bile geri atmayacağız. Aldığımız her oyun hakkını mutlaka vereceğiz. Hatay'da, depremde evini, işini, çocuğunu, evladını, geleceğini kaybeden yurttaşlara sorumluluğumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Bakın, saatlerdir karar alamıyorlardı. O kararı vermezseniz korkuyorlardı. Korkuyorlardı kararı vermeye. O kararı vermezseniz buradan gitmiyoruz dedik. Döndüler saraya. Merak etmeyin, alın kararı, biz arkanızdayız sözünü duyunca o kararı aldılar. Peki beyler, görelim bakalım. Saray mı büyük, halk mı büyük? Saray mı büyük, halk mı büyük? Hep beraber göreceğiz. Şimdi buraya toplanan, bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese bir kez daha teşekkür ederek bitireceğim sözlerimi. Bütün yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Gerekiyorsa sokak sokak, mahalle mahalle, atölye atölye, kahvehane kahvehane, okul okul, kapı kapı gezeceğiz. Onlar şimdi sanıyorlar ki bütün medya bizim elimizde, nasıl olsa 3 gün sonra kimse bunu hatırlamayacak. Hayır. Gerekiyorsa teker teker yurttaşlara ulaşacağız ve bu hukuksuzluğu, bu ülkede yaşayan her yurttaşı tehdit eden bu hukuksuzluğu, altını çizerek söylüyorum. Hukuk yoksa bu ülkede hiçbirimizin herhangi bir güvencesi olmadığını bildiğimiz için tek tek tüm yurttaşlarımıza ulaşacağız. Avukat arkadaşlarımız, hukukçular sonuna kadar mücadelelerini devam edecekler. Biz de bu ülkede milyonlarca olduğundan emin olduğumuz onurlu tüm yurttaşlarımızla buluşacağız ve sonunda halkın saraydan daha büyük olduğunu hep beraber ispatlayacağız. Şimdi birazdan buradan ayrılacağız. Hemen bu akşam Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bu konunun bizimle ilgili olmadığını biliyoruz. Sadece bizimle olmadığını biliyoruz. Bu akşam değerlendirmelerimizi yapacağız. Yarın sabah bir taraftan hukukçu arkadaşlarımız itirazlarını yaparken
Biz de bu ülkede adaletten yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana, yurttaş hakkından yana olan bütün siyasi partilerle ortak bir değerlendirme yapma çağrısında bulunuyoruz. Şu anda anayasayı ayaklar altına alma girişimine karşı hep birlikte en kararlı biçimde direniş çağrısıdır. Türkiye İşçi Partisi bu konuda üzerine düşeni tüm dostlarıyla, bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan tüm yurttaşlarla birlikte yapmaya kararlıdır. Söyleyebileceğim tek kesin bir cümle var arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar asla teslim olmayacağız. Söz veriyoruz. Asla teslim olmayacağız.